Evet değerli izleyiciler, bugün Kazım Karabekir'deyiz. Kazım Karabekir Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı'yla birlikteyiz. Kendisi şu anda da AK Parti'nin Kazım Karabekir Belediye Başkan adayı. İlçede bir gezi yaptık, insanlarla görüştük. Seçim havası burada çok farklı esiyor. Ali İhsan Alanlı özellikle projeleriyle konuşuluyor. Şimdi biz de kendisini ziyaret ettik. Sağ olsun bizleri makamında ağırladı. Hem projelerinden bahsedecek hem seçim atmosferinden başlayacak. Efendim öncelikle teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Güzel ilçemizde haber70.com nokta olarak bizleri ziyaret edip bizleri haber sitenizde yer verdiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başkanım, ilçe halkı sizin projelerinizi konuşuyor, çalışmalarınızı konuşuyor. Hatta geçtiğimiz gün haber70.com'un gazetesinde size bir sayfa ayrıldı ve burada yaptıklarınız ve yapacaklarınızdan bahsedilmiş. Şimdi mesela en çok ilçe halkının da merakla beklediği bir proje var. Doğalgaz çalışması. Şu anda aşama hangi konumdadır? Özellikle şunu bahsetmek istiyorum. Öncelikle 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize, ilimize ve ilçemize ve diğer aday arkadaşlara da hayırlı olmasını temenni ederim. Bu seçimin ilçemiz için hayırlısı, en hayırlısı, kimse ona nasip olmasını temenni ediyorum. Evet, diğer konu, ilçemizde doğalgazla ilgili projelerimiz var. Vermiş olduğumuz taahhütlerden biri. Geçtiğimiz yıllarda bizim 2014 yılında vermiş olduğumuz seçim beyannamemizde doğalgaz ile ilgili herhangi bir taahhüdümüz yoktu. Maalesef bazı arkadaşlar işte Ali İhsan Başkan 2014 yılında da bu taahhütte bulunmasına rağmen doğalgazı yapmadı. Bu seçim beyannamesinden tekrar koydu gibi ifadelerde bulunmaktadır. Bizim seçim beyanamız elimizde, vatandaşın elinde de var. 2014 yılında ki yaptığımız seçim beyannamemizde doğalgazla ilgili herhangi bir sözümüz ve vaadimiz yok. Bizim doğalgazla ilgili çalışmalarımız 2018 yılında Kazım Karabekir'deki vermiş olduğumuz diğer vaatlerimizi tamamladıktan sonra altyapımızı, birçok altyapımız işlerimizi bitirdikten sonra 2018 yılında başladı. Ben hep şunu söylerdim sayın vekillerimize ve bakanlarımıza. Kazım Karabekir'deki vatandaşlar şunu söylüyor. Eskiden su akar, Türk bakar düşüncesiyle ifade edilirdi. Şükür AK Parti hükümetleri zamanında suların önü kesildi, barajlarla değerlendirildi. Suların önünü kestik ama şu anda da Kazım Karabekir'de gaz akar, kasabalı bakar gibi ifadeler var. Biz de bu gazı Kazım Karabekir'den yanı başından 500 metre yanı başından giden gazdan niye faydalanamıyoruz düşüncesiyle vekillerimize ve bakanlarımıza bunu ulaştırdık. Sağ olsun başta Lütfü Elvan Bakanımız olmak üzere sayın vekillerimiz de bu konuyla bizzat ilgilendiler. BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Enerji Gaz Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak belli bir aşamaya getirdik. Buradaki sıkıntı şu. Buraya gelen hattın özel bir şirket tarafından kendi imkanlarıyla getirilmiş bir hat. Bu hattan biz gaz alabilmemiz için o şirkete katılım bedeli ödememiz gerekiyor. Ya enerji gaz ya vatandaş olarak bizlerin ödemesi gerekiyor. Bu anlaşma yapıldıktan sonra bu da belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde sağ olsun şirket elemanları meskenlerden, resmi kurumlardan veya okullardan, camilerden katılım bedelini almayacağımızı söylediler. Ama diğer kurumlardan, ticari işletmecilik yapanlardan katılım bedeli alacağız diye ifadede bulunarak ve bunu da protokol yaparak BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Maalesef bu uygun değil, bu sözleşme diyerek tamamından ya alınır ya hiçbirinden alınmaz düşüncesiyle geri geldi. Önümüzdeki günlerde tekrar şirketle görüşüp bu konuyu halledip Kazım Karabekir'i en geç bu yıl içerisinde olmasa da önümüzdeki yıllarda doğalgazla buluşturacağız. Bunun müjdesini de bugün inşallah Sayın Bakanımız da birkaç gün içerisinde ilçemize gelip bunun müjdesini vatandaşa verecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başkanım, gazetede diğer bir manşet daha var.
biyogaz üreteceksiniz. Evet. Bunun hem Kazım Karabekir Belediyesi'ne hem de ilçeye bir maddi de getirisi olacak gibi değil mi bu? Evet. Biyogaz tesisi tamamen hibe vasıtasıyla yapılan bir tesisimiz. Kazım Karabekir'imize yaklaşık 12-13 kilometre uzaklıkta. Yani belki bir sıkıntılar yaşarlar, koku veya şey olmasın diye şey düşünerek. Bir de bunun ham maddesi Kazım Karabekir'imizde ham madde yeterli olmadığından dolayı ham maddeye yakın bir bölgeyi seçtik. İlçemize 12 kilometre uzaklıkta bir hazine arasının üzerine kuracağız. Yaklaşık bunu biyogaz tesisinin de bütün işlemleri bitti. Sadece şu anda hazine arazisini kuracağımızdan dolayı, ilçemizde de toplulaştırma olduğundan dolayı hazine arazisinin tapusunun çıkmasını bekliyoruz. O tapu çıktıktan sonra da inşallah en kısa zamanda 3 ay 4 aylık gibi bir süre içerisinde biyogaz inşaatı başlayıp en kısa sürede bitirip bunun da ilçemize yaklaşık aylık getiri maliyeti 150-160 bin lira gibi bir maliyet olacak. Bu da tamamen ilçe belediyemize kalacak. İlçe belediyemize büyük bir katkısı olacak. Gerçekten çok güzel bir para. 160 bin ilçe gibi yer evet. Gelmesi. Evet. Çok. Başkanım şimdi gazetede yer haber kasabada kentsel dönüşüm gerçekleşecek demiştiniz. Evet. Nasıl bir çalışma var kentsel dönüşümde? Evet. Çevre Şehircilik Bakanlığımız da geçtiğimiz günlerde geldiğinde Karaman'la Ermenek'le ilgili kentsel dönüşümle ilgili ciddi aşamalar gerçekleşti ve bunlarla ilgili vaatler ve sözler alındı. Bundan sonraki süreçte de çevre il müdürümüzle görüştük, bakanımızla da görüştük. Kazım Karabekir'de eski yerleşim alanı dediğimiz merkezlerde kentsel dönüşüme ciddi derecede ihtiyaç var. Bulunan arsalar maalesef hisseli veya şuurlu olduğundan dolayı vatandaş bu yerlere yeni ev yapamıyor. Çözemiyor da biz bunu dedik ki sayın il müdürümüzle geldik, ilçenin içerisinde gezdik. Eski yerleşim yerlerde kentsel dönüşüm sahasının içerisine alıp vatandaşlara birebir oturup görüşüp onlarla anlaşılarak bu ilçemizin özellikle girişin Karaman tarafından girişinin sol tarafında ki iki blokta kentsel dönüşüm başlatılıp bu süreç en kısa sürede değerlendirilip eğer vatandaş memnuniyeti olumlu sonuçlar alırsak diğer eski yerleşim yerlerine de taşıyacağız bu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm bu şekilde olacak. Olacak. Tabii buna dahil bir de TOKİ evleri var. Kentsel dönüşümle aşağı yukarı aynı projeler. TOKİ evlerinde nasıl bir projeniz var? Şimdi geçtiğimiz dönemde bizim az önce de bahsettiğimiz gibi 2014 yılındaki taahhütlerimizin yaklaşık 22-23 tane taahhüdümüz vardı. Bu taahhütlerimizden tek gerçekleştiremediğimiz evlerden biri de projelerimizden biri de TOKİ evleri. Maalesef biz belediye olarak üzerimize düşeni yaptık. TOKİ evlerinin arsalarını bulduk. Zemin etüdünü, su, elektrik gibi şeylerini getirdik. TOKİ ile sözleşme yaptık. TOKİ biz ön talepte 240 kişi ön talep olmasına rağmen kesin talebe TOKİ kesin talebe çıktığında sadece 6-7 kişilik gibi bir şey oldu, talep oldu. Tabii uygun yeteri derecede talep olmadığından dolayı TOKİ evler iptal edildi. İki sefer çıkmamıza rağmen aynı bu şekilde oldu. Biz de vatandaşlarla görüşmemizde, araştırmamız neticesinde çok katlı TOKİ evleri değil de tek katlı müstakil tipi TOKİ evlerine Kazım Karabekir'de ihtiyaç olduğunu hissettik ve bu 2019 seçim beyanamemizde tek katlı TOKİ evlerine yer verdik. İnşallah Hacı Baba'nın eteklerinde, Paşa konutlarının üzerinde Kazım Karabekir'e yakışır, güzel ve donanımlı bir TOKİ tek katlı müstakil tipi TOKİ evlerine yer vereceğiz ve şu anda da arsa temini için uğraşıyoruz. İnşallah. Peki başkanım bu biyogazla elektrik biyogaz üretimiyle gelir elde edeceksiniz. Şimdi bir haber de var. Güneş panelleriyle bir de elektrik üretim evet. Projeniz var sanırım. Evet. Bu konuda ne söylersiniz? Evet, biz maalesef yeraltı içme suyumuzu yeraltı suyundan elektrik giderileriyle karşılıyoruz. Yaklaşık her ay kış yaz aylarında 65 bin lira gibi elektrik bedeli ödüyoruz. Kış aylarında da 40-45 bin liraya düşüyor içme suyunun elektrik bedeli.
Abi biz 5 yıl içerisinde bu konuda birçok şeylerde bulunduk ama maalesef belediyelere daha henüz yeni çıktı. Kendi elektrik giderlerini güneş enerjisi panelleriyle kurulması konusunda ruhsat yeni çıktı. Biz de MEDAŞ Genel Müdürlüğü ile şu 2-3 aylık içerisinde dosyamızı teslim ettik. 650 megawattlık, 650 kW'lık güneş enerjisi paneli ruhsatı çıktı. Önümüzdeki günlerde ihale yapıp Kazım Karabekir Belediyesi'ni her ay 65 bin liralık gibi bir giderden kurtaracağız inşallah. Değerli izleyiciler, şu anda başkanımıza yapacaklarını soruyoruz. Bir de başkanımızın yaptıkları var. Bakalım bu 5 yılda neler yapmış. Gazetede yer vermişler ama onu da tek tek müsaadenizle sormak istiyorum. Evet. Mesela en büyük sorunlarından bir tanesi de sağlık. Saat sabah 8'e başlayıp 5'te biten bir devlet hastane demeyelim de sağlık ocağı. Sağlık ocağı gibi bir durumdaydı ama şimdi başkanımız bunu çok ileriye götürmüş. Bu konuda da bir izleyicilerimiz bilgilensin başkanım. Evet, biz göreve başladığımız dönemde Kazım Karabekir sağlık ocağıyla sağlık konusunda sağlık ocağından hizmet alınıyordu. Sabah 8'de sağlık ocağı açılır, akşam 5'te kapanır. Vatandaş bir iğne de yaptıracak olsa maalesef Karaman'a gitmek zorundaydı. 8-5 hizmet veriyordu. Biz ilçeyiz. Küçük de olsak ilçeyiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'yla sağ olsun dönemin milletvekillerimiz bu konuda Sağlık Bakanlığı'yla bizzat görüşmeler yaparak Kazım Karabekir'de küçük de olsa bir yataklı devlet hastanesinin yapılması konusunda biz ciddi girişimlerde bulduk. Yer yoktu dediler. Kazım Karabekir Belediyesi'nin futbol sahasının olan yeri biz buradan çekilir size yer olarak burayı açarız dedik. Yerimizi verdik ve Kazım Karabekir'e 7/24 hizmet edebilen içerisinde tam donanımlı uzman doktoru, hemşiresi, ebesi, röntgeni çekilebilecek, tahlilleri yapılabilecek 10 yataklı entegre devlet hastanesine kavuşturduk. Başkanım, ebe derken gece yarısı doğum yapma durumu olduğu zaman bakılabiliyor mu? Müdahale edilebiliyor. Yani çok sıkıntılı bir durum değilse burada ebelerimiz görevde ve doğumda yapılabilir. Çok güzel. Evet, sağlık çok önemli. Başkanımız da bu konuda gerekli önem vermiş. Bir de araç durumunuz nasıl belediyemizin? Evet, biz göreve gelmeden önce 22 tane taahhüdümüzden en başta olan altyapı sorunlarımızın olduğundan dolayı araç ve girişlerimizde ciddi sıkıntılarımız vardı. Araçlar vasfını yitirmiş, tam donanımlı değil. Elimizdeki bulunan araçlar da rektifiyelik duruma gelmiş. Dedik ki biz bu altyapıyı yaparken ciddi derecede araç parkına ihtiyacımız var. Bu araç parkımızı genişletirsek ihaleye vermeden birçok işi kendimiz yapabiliriz düşüncesiyle göreve geldiğim günden bu tarafa toplam 24 tane araç ilçe fenişlerimize 24 tane araç kazandırmıştım. Bir de buradaki listede seçim beyanımızda ne aldık ne gittik hepsi tek tek yazıyor. Vatandaşlar diyemez ki başkanım şunu söyle burada yazmıyor ama bunu alamadı diyemezler. Hepsi tek tek fenişlerimizde mevcut. Toplam 24 tane araçımız var. Kepçe, grader yani 2 tane grader, 2 tane GCB, 2 tane silindir gibi. Yani ciddi altyapımızı kendi imkanlarımızda yapabileceğimiz donanıma sahibiz şimdi. Peki başkanım, kışın yoğun kar yağışı olduğunda yollarımız nasıl ilçede? Bu yıl 3 kez yaklaşık 45 santimetreye ulaşan kar yağışı oldu. Sabah 6 gibi başlayıp en geç öğlen saatlerinde 12 gibi şehir merkezini %80'in %90'ını aştık. Yani 5-6 saatlik bir süreç içerisinde kış aylarında 2 grader, 2 kepçe, 2 tane de kamyon, önünde kürek olan kamyonla küçük bir ilçeyiz ama ekipman olarak donanımlı olmamızdan dolayı 8 saatlik gibi süre bir içerisinde ilçemizin tamamını açabiliyoruz. İnşallah Karaman da öyle olur. Buradan gerekleri duyurarız. Başkanım, bir de düğün salonu var. Gençlerimiz size bayağı duacı bu konuda. Evet. Düğün salonu. İlçemizde ben belediye başkanı olmadan önceki dönemlerde düğün salonu sadece seyircilerin
oturabildiği alanın üstü kapalı, sağa sola açık bir düğün salonuna sahiptik. Başkanı adayı olduktan sonra ama daha seçilmeden önce bir düğüne rastladık. Tabii bu düğünde son güzel olması dolayısıyla insanlar ömründe bir sefer evlenir veya bir sefer nişanlanır gibi. Bu özel günlerinin kendilerine heba olmaması adına herkes elinden gelen titizliği gösterir. Ama maalesef o gün katıldığım düğünde rüzgarla birlikte bir yağmur ve o düğün sahibinin o günü haram oldu. Yani gerçekten perişan oldular. Ne davetlileri kaldı ne kendileri kaldı. Küçük bir yer var. Oraya sığınarak düğünlerini yapmaya çalıştılar. Biz dedik ki eğer Cenab-ı Allah bize nasip ederse önümüzdeki yıllarda belediye başkanı olursak ilk işimiz bu düğün salonunu kapalı o hale getireceğiz dedik. Şimdi şu anda Kazım Karabekir'deki düğün salonumuz yazın açık hale gelebilir, yer açılı hale gelebilir. Kışın ve çok soğuklarda düğün yapılmaz ama diğer son güz aylarında falan gerçekten kapanıp düğünümüzü ve nişanımızı ve diğer etkinlikleri yapabileceğimiz güzel bir salona kavuşturduk. Çok güzel, çok güzel başkanım. Şimdi burada kanalizasyon ve katı atık su arıtma tesisleri ikisini bir tutarak bu konudaki çalışmaları da yapmışsınız. Yapacak da yapmışsınız. Bu konuda bilgi verir misiniz? Evet. Altyapısı olmayan bir şehrin üst yapısı olmaz düşüncesiyle tabii benden önceki dönemlerde de kanalizasyonla ilgili girişimler vardı ama maalesef yerine getirilmedi. Ben şunu örnek verebilirim. 1999 yılında Mustafa Bayram Belediye Başkanı olduğu dönemde ben de belediye mesuliyeti olarak görev aldım. Biz o dönemde 2004 yıllarında kanalizasyon projesini yaptık, hazırladık ve eğer ikinci dönem rahmetli Mustafa Başkan'a nasip olaydı, kanalizasyona başlanacaktı. Ama nasip değilmiş, diğer arkadaşlarımıza nasip oldu. Ama maalesef 2014 yılına kadar kanalizasyona bir işlem yapılmadı, el değilmedi. Biz gelmeden, tabii rahmetli Fevzi Başkan rahmetli olduktan sonra AK Parti'ye belediye geçti. O dönemde kanalizasyon ihale kararını aldık ve İhalesi yapıldı. İhalesi yapıldıktan sonra ben belediye başkanı oldum. Hazmay ilk yine benim dönemimde başladı. Benimle başladı. Birinci etap olan 35 kilometre müteahhite verdik. 35 kilometre müteahhite verdik, yapıldı. Müteahhit tabii kazanacağı parayı düşünerek biraz dağınık çalıştı. Ondan sonraki süreçte biz bu kadar ekipmanı boşuna almadık dedik. Bu ekipmanlarla kalan kısmı kendimiz yaparız dedik. Ve 17 kilometrelik kalan ikinci kısmını da kendi imkanlarımla, kendi işçimle, kendi mühendisimle yaptım ve bitirdim. 17 kilometrelik hem de 1/3 maliyetine, müteahhite verdiğimiz paranın 1/3 maliyetine kendi imkanlarımıza kanalizasyonun 17 kilometresini yaptık. Ve ilçemizin şu anda %95'inde kanalizasyon var. Belki %5'inde yoktur evlerimizde. Onları da uzak ve aralı olduklarından dolayı veyahut da taleplerinin olmadıklarından dolayı inşallah önümüzdeki dönem nasip olursa onu da tamamlayacağız. Arıtma tesisi de ilçemizdeki arıtma tesisi Türkiye'de ilk doğal arıtma sistemini Kazım Karabekir'de denildi ve gerçekten ciddi kaygılar içerisindeydik, tedirginlik içerisindeydik. Acaba nasıl olacak düşüncesiyle, ilk düşüncesiyle. Şu andaki doğal arıtmayla diğer elektronik arıtmalarda aylık 6-7 bin lira gibi elektrik faturası gelirken benim doğal arıtmada maalesef gerçekten 300-500 bin liralık gibi bir elektrik faturasıyla doğal arıtmamız faaliyet gösteriyor. Ve şu anda da etrafında piknik yapılabilecek derecede temiz ve berrak su akan bir arıtma tesisine kavuşturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde de orada yeşil alan oluşturarak 160 bin metrekarelik bir hazine arazisi araştırdık oraya. Orada bir yeşil alan oluşturarak vatandaşımızın hizmetini sunacağız. Peki başkanım, bu yeşil alanlarda çocuklarımız için park durumları nasıl? Evet, biz çocuk parkımızı, ilçemize aday olduğumuz 2014 yılında dedik ki her mahalleye bir çocuk parkı yapacağız ve içinde fitness aletleri, çocuk parkları olacak bir alan olacak düşüncesiyle 8 mahallemiz vardı. Biz şu anda 14 tane çocuk parkı ve fitness aleti koyduğumuz alanlar var.
sözümüzü de açtık. 8'li 14'e çıkardık. İnşallah 2 tane de vurduğumuz zaman her mahalleye 2 tane çocuk parkına kavuşturmuş olacağız. Yani bu çocuk parklarında yeşil alan çalışmalarımız da yavaş yavaş başlamış durumda. Küçük yerler olmasına rağmen çok fazla yeşillik yapabileceğimiz bir şey yok ama etrafını en az ağaçlandırarak yeşilliğe kavuşturacağız. Peki başkanım, mesire alanlarında neler yaptınız? Evet, bir diğer projemiz de mesire alanımızdı. Rahmetli Feyzi Muammer Feyzi Sarı'nın ismini verdiğimiz mesire alanı. Mesire alanı orman işletme bölge müdürüyle görüşerek yaklaşık 160 bin metrekarelik bir alanda içerisinde 40 kahvesi, 24 tane kamelyası, camisi, mescidi, tuvaleti, lavabosu ve çocuk oyun grupları olan bir mesire alanına kavuşturduk. Bu sadece ilçemizin ihtiyacını değil, civar ilçe ve Karaman'dan gelen vatandaşların da burada piknik yaptığını ve mesire alanını çok güzel bir yere aldığını söyleyebilirim. Son 2 yıldır da şunu da övünerek söyleyebilirim. Bağcılar Belediyesi halkı burada yaz aylarında köy gününü Kazım Karabekir mesire alanında yaparlar. Güzel bir alan olduğu için her gelip gittiklerinde de bize teşekkür ederler ve plaket verirler. Evet. Başkanım, bir de kapalı pazar yeri yapmışsınız. Evet. Ona da bilgi verebilir misin? İlçemizdeki pazar yeri vatandaşlarımız bilir. Ana yolun üzerinde sağ tarafında çok büyük tehlike arz eden, aynı zamanda yazın sıcakta, kışın yağmurda ve kar yağdığı zaman insanların ayağının altından su akıp gidebilen bir caddenin üzerinde sıkıntılı bir yerdeydik. Ama ilçemiz bunu hak etmeyen bir yerde olması dolayısıyla dedi ki biz kapalı pazar yeri yapacağız. Yaklaşık bir 6000 metrekare alanı üzerini kapatarak altını üzeri ve üst yanları bir kısmı kapatılarak kapalı bir pazar yeri haline getirdik. Altını da tamamını sıcak asfalt yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Başkanım, bir de gençlerimiz için özellikle halı saha, çim saha, bu noktada neler yapacağız ve yaptık? Evet. Gençlerimizi de unutmadık. Onları da ilçemizdeki gençlerimizin de ihtiyaçlarını karşılamadığına seçim beyanımızda halı saha ve futbol sahası projemiz vardı. Gerçi halı saha yoktu da futbol sahası projemiz vardı. Dedik ben seçimden sonra özellikle gençlerimiz her gün başkanım biz akşam halı sahaya gideceğiz ama aracımız yok düşüncesiyle bizi sürekli rahatsız yani istek ve taleplerde bulunurlardı. Biz de bunu çözebilmek adına Spor Toto Genel Müdürü'yle görüşerek ilçemize bir halı saha, belediyemizden bir kuruş maliyeti çıkmadan ilçemize bir halı saha kazandıralım düşüncesiyle hem halı sahamızı kısa bir sürede yaptık. Yaklaşık 2,5-3 yıldır da gençlerimize hizmetine sunuyoruz. Evet, diğer bir şey de ilçe stadyumu. İlçe stadyumuyla ilgili seçim beyanımız da vardı. İlçe stadyumunun ihalesi geçtiğimiz sene yapılmasına rağmen 3 ilçenin stadyumu birlikte ihaleye çıktı. Öbür ikisinin yapıldı. Şu aşamada müteahhit de bir sıkıntı yaşadığımızdan dolayı Kazım Karabekir stadyumu başlanılamadı. Ama önümüzdeki sezona Kazım Karabekir stadyumunun %100 futbolcu arkadaşlarla ve halkımızla buluşturacağız. Peki bunlar yapılıyor. Takımımız var mı? Takımımız var ama son 2 yıldır sahamız olmadığından dolayı takımımızı çıkaramıyoruz. Aktif değil. İnşallah halı saha yapıldıktan sonra Kazım Karabekir'i temsilen, Kazım Karabekir'e yakışan bir takım çıkaracağız. İnşallah. Başkanım, bu kadar projeleri yapıyorsunuz. Bu projelerin yapıldığı bir de merkez binası var. Belediye binası. Evet. Eski yerinden buraya getirdiniz. Bu belediye binasının size maliyeti ne oldu belediye? Evet, burası önceden ortaokul, lise, üniversite olarak ilçe ve halkımıza hizmet verdi geçtiğimiz dönemlerde. Ama son yıllarda atıl bir halde maliye hazinesi olarak maliyede bekliyordu. Bizim de zaten seçim beyanımız da vardı. Eğer biz seçimi kazanırsak üniversite binasının olduğu yeri tahsisini belediyemize alıp ve tahsisini aldıktan sonra restore edip güzel ilçemize yakışan bir belediye binasına kavuşturacağız dedik. Yani bizi buraya aldıktan sonra çok büyük rakamlarla
bu belediye binasını faaliyete geçirdiğimizi düşünen kişiler şunu bilmeleri isterim ki bu belediye binası çok düşük bir maliyetle 220 milyon TL'lik gibi bir maliyetle hizmete sunuldu. Bu güzel bina 220 bin TL ile hizmete sunuldu. Maşallah maşallah. Evet değerli izleyiciler, başkanımıza esasında soracağım çok sorular var. Birçok çalışmalar yapmış, projeler yapmış, yapacağı projeler de var. Futbol sahasından bahsetti, TOKİ konutlarından bahsetti. Yeniden kentsel dönüşüm gerçekleşecek ve en önemlisi de doğalgaz gelecek. Kazım Karabekir'e doğalgaz gelecek. Biliyorsunuz Karaman'ın da medar iftarı Sayın Lütfü Elvan Plan Bütçe Başkanımızla birlikte Ali İhsan Bey'le birlikte bir çalışma halindeler şu anda. İnşallah Kazım Karabekir'e 31 Mart'ta Ali İhsan Alanlı Bey'le yola devam ettiğinde çok kısa bir zaman içerisinde doğalgazla ilçeye gelmiş olacak. Doğru mu başkanım? Doğrudur. Doğrudur inşallah. Son sözlerinizi izleyicilerimiz. Yani önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımız ilçemizde de büyük bir miting düzenleyerek bu müjdeyi verecek. Doğalgazla ilgili müjdeyi verecek. Tabii vatandaşlar gelirdi gelmezdi. Gelse de biz alamayız gibi düşünceler var ama Kazım Karabekir'e geldikten sonra her sokağına her caddesine girip vatandaşımız doğalgazla buluşturacağız. Onda bir sıkıntı yok. Son olarak da vatandaşlarımızdan ben sadece şunu istiyorum. 5 yıl önceki verdiğimiz vaatleri ve bundan sonraki verdiğimiz vaatleri 5 yıl önce verdiğimiz vaatlerde biz üzerimize düşeni yaptık. Elimizden geldiğince bize güvenen, bize destek veren vatandaşları mahcup etmeme adına kendimden ziyade bana güvenen insanları mahcup etmeme adına gecemi gündüzümü katarak bu vermiş olduğum sözlerin arkasında durdum. Bundan sonraki süreçlerde de şunu söyleyebilirim. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyebilirim. Biz ve söz veriyorsak arkası boş değil. Benden şu anda yapamayacağım işler için söz isteyen arkadaşlar var. Başkanım benim bir oğlum var. Belediyeye al. 20 oy vereceğim. 20 oy vereceğim. Kesinlikle bizde böyle bir şey yok. Biz yapabileceğimiz için sözünü veririz. Yapamayacağımız için sözünü vermeyiz. Biz bu vermiş olduğumuz sözlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasındayız. Vatandaşlardan şunu özellikle istirham ediyorum. Yani hepimiz bu ilçede küçük bir ilçeyiz. Birbirimize akrabayız. Hısımız, komşuyuz. Bir şekilde bir bağımız var. Ama bu ilçe bizim ilçemiz. Bu ilçemizin hizmete ihtiyacı var. Geçtiğimiz dönemlerle şu son 5 yıldaki yapılan hizmetleri değerlendirsinler. Ellerini vicdanına koysunlar. 31 Mart'ta sandığın başında elleri vicdanında olarak oy kullanmaya gitmelerini talep ediyorum. Başkanım 20 yıllık gazeteciyim. Ben de elimi vicdana koyarak söylüyorum. Bu 5 yıl içerisinde gördüğümü önceki dönemde görmedim. Bunu da açık yürekliyle söyleyeyim size. Tabii o sizin takdiriniz. Vatandaş ne yaparsa iyisini yapar düşüncesiyle biz vatandaşımıza güveniyoruz. Vatandaşımız bize güvendi. Biz de vatandaşımıza güveniyoruz. Onlara saygılar sunuyorum. Diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah Kazım Karabekir için kim hayırlıysa, kim daha iyi hizmet getirecekse ona nasip etmesini diliyorum. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Seçimler kısa süre, bir aylık süreç içerisinde kırmayalım, dökmeyelim. Birlik ve beraberlik içerisinde seçimi bitirelim. Kazanan yine Kazım Karabekir olacak. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizlerin de ayağına sağlık. Bizleri onur ettiniz. Kazım Karabekir Adar gelerek bizlerin fikir ve görüşlerini alarak siz değerli haber muhabir arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bir de özellikle şunu istirham ediyorum. Geçtiğimiz günlerde değişik haber sitesinden değişik arkadaşlar geldi. Maalesef burada konuşulanları değil, içinden ayıtlayarak haber yayınladılar. Onlara da gerçekten haberciliğe yakışmayan hareketler olarak düşünüyor. Onların da kendi vicdanlarına kendini bırakıyorum. Peki başkanım biz de söz veriyoruz. Röportajı yaptığımız gibi koyacağız. Herhangi bir yerinden bir görüntü alıp veya eksiltmeyeceğiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bize vakit verdiğiniz için çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.